Meme kanseri dokusu sadece memenin bir bölgesinde ise ve meme kanseri dokusu çıkarıldıktan sonra memede bir deformite oluşturmuyorsa tüm memeyi almaya gerek yoktur. Onkoplastik meme cerrahisi, meme koruyucu cerrahi yapıldıktan sonra memede oluşan deformitenin veya bozukluğun onkolojik prensiplerden ödün vermeden estetik olarak düzeltilmesidir. Fazla tümör dokusu çıkarmak gerektiğinde, tümör dokusu memenin üst, orta ve iç bölümünde olduğunda ve memeye yeniden şekil vermek gerektiğinde onkoplastik meme cerrahisi yapılabilir. Meme koruyucu cerrahi evre 1 ve evre 2 meme kanserli hastalarda güvenle uygulanabilir. Teorik olarak tüm meme kanserli hastalara meme koruyucu cerrahi uygulanabilmektedir. Bunda en önemli etken memede oluşan kanser dokusunun hacmi ile kalan meme dokusu hacminin oranıdır. Eğer meme tümörü çok büyükse ve tümör çıkarında meme hacmi meme az kalacaksa bu hastaya zaten teorik olarak meme koruyucu yapmaya gerek yoktur. Meme kanseri olmuş bir hanımefendi ameliyat sonrası mutlaka patoloji sonucuyla medikal onkoloğuna başvurmalıdır. Tümörün evresine ve patolojisine göre kemoterapi, gereğinde radyoterapi alabilir. Tedavi bittikten sonra hasta hem radyolojik olarak yani mamografi olursa hem de biyokimyasal yani kan tahlilleri mutlaka takip edilmelidir. Meme kanseri olmuş bir kişi ameliyat öncesi veya ameliyat sonrası özellikle kemoterapiye başlamadan önce bir kadın doğum doktoruna başvurarak yumurtalıklarını dondurarak tedavi sonrası gebe kalabilir.